Hande'ye benimle konuşmak istediğinizi söyledi. Buyurun, sizi dinliyorum. Yani ben öyle bir şey demedim ama. Terapiyi bıraktığımı bilmiyordu. Yeni öğrendi. Ona ihanet etmişim gibi hissediyor. Ben de sizinle konuşmasını istedim. Her şey yolunda giderken neden bırakmak zorunda kaldığımı sizden duysun istedim. Buyurun. Anıl'ı anlatmam için mi işinizi buraya getirdiniz? Hayır. Ne kadar gayret ettiğimi, bir yabancıya güvenmek için nasıl çabaladığımı ve nasıl duvara tosladığımı sizden duysun istedim. Çünkü benden duysa inanmayacaktı. Anıl Bey eşinizi takıntı haline getirdi, bu doğru. Han Bey de bu durumdan haliyle çok rahatsız oldu, bu da doğru. Ama bu yüzden terapiyi bıraktı demek eksik bir yaklaşım olur. Pardon, doğru yaklaşım neymiş peki? Siz işinizde harikaydınız da ben mi sabote ettim? Bakın Han Bey, bunu bu şekilde ele almayı doğru bulmuyorum. Ne zaman isterseniz terapiye gelmeye devam edebilirsiniz. Ama eğer eşinize derdinizi anlatmak istiyorsanız bunu bizzat kendisiyle konuşmanızı öneririm. Ben o adam yüzünden sadece burada değil, evimde bile kendimi tehlikede hissettim. Arkadaşlarımıza saldırdı. Ailemi rahatsız etti. Ve ben hiçbir şey yokmuş gibi buraya gelmeye devam mı edecektim? Han, tamam. Hayır İnci. Ben burayı isteyerek bırakmadım. Mecbur kaldım. Bunu bilmen lazım. Ve bu da senin işine gelmedi, öyle mi? Gelmedi tabii. Her şeye baştan başlamam gerekti. Yeni bir doktordan randevu aldım. Can güvenliğimi tehlikeye atmayacak birinden. Eğer inanmıyorsan yarın birlikte gideriz. Hatta kartı da burada. Bak. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik. İyi günler. Buna gerek var mıydı gerçekten? Olmasa buraya gelmezdik. Ona başka bir doktor bulduğunuzu söylemeniz yeterli olurdu. Ama siz benim bunu duymamı istediniz. Kendinizi fazla önemsiyorsunuz bence. Ya da belki de siz güvenemediğiniz kişilere bu şekilde mesaj vermeyi tercih ediyorsunuz. Ne mesajı? Sen gidersin, yerine bir başkası gelir. Hiçbir değerin yok. Nasıl anlamak isterseniz. Çocuk musun sen? Ne yaptın öyle içeride? Yoksa inanmayacaktın bana. Ya kadın Anıl'ı bahane ettiğini ima etti. Farkındasın değil mi hanım? İnce öyle olsa başka bir doktordan randevu alır mıydım? Bak, bu kadar yaklaşmışken vazgeçme. Neden vazgeçme? Bizden. Orada kurduğumuz hayallerden, planlarımızdan. Bana yalan söyledin. Gidiyorum dedin, terapiye devam ediyorum dedin. Çok fazla hayal kırıklığına uğrattım seni. Bir yenisini daha kaldıramazsın diye söylemedim. Bir daha sakın bana yalan söyleme diyeceğim. Sen de tamam diyeceksin. Tekrar söyleyeceksin. Yine aynı, tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayacağız. Yoruldum ya. Ne demek bu? Bir daha yalan söylersen sakın yakalanma demek. Bırak ben aptal gibi inanayım. Ama sen tedbirini al. Bak, ben öğrenmeyeyim senin yalan söylediğini. Çünkü ben artık kendime mahcup olmak istemiyorum. İnce, özür dilerim. Dileme. Dileme. Dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Üzüldüğün için çok üzgünüm. Naci nereden biliyordu terapiyi bıraktığını? Ablamdan duydu herhalde. Nasıl? Ablan bilmiyorduk ki. Biliyor muydu ablan? Neriman biliyordu, o söylemiştir.
Mektup olayı ne peki? Bunlar bizi ilgilendirmez ki. Boş ver. Biz ikimizi konuşalım. Affettin mi beni? Hayır tabii ki. Baba olmayı unut derken ciddi miydin peki? Bak söz veriyorum terapiye tekrar başlayacağım. Terapi artık yeterli değil. Ne yapmam gerek? İnci söyle ne gerekiyorsa yapayım. Hevesimi kırdın ha? Değil seninle çocuk büyütmek. Aynı arabaya binmek bile çok zor geliyor bana şu an.